Merhaba, ben Bahçeli Evler Mahallesi'nde oturuyorum. Nermin Kemer. Bu kediyi bugün bulduk sokaktan. Yaralı. Muhtemelen araba çarpmış olabilir. Ön ayağı bir tanesi kırık. Arka ayağı da parçalanmış. Yani içimiz sızladı. Bu hava soğuk. Zaten hayvanlar yiyecek bulamıyorlar. Ya birkaç veterineri aradık. Ama gerçekten çok yüksek fiyat talep ettiler. Yani biz de belediyemiz destek olur diye düşündük. İşte önce siz parayı verin. Biz devletten alırsak parayı size geri iade ederiz gibi bir şeyler söylediler. Gerçekten çok yani vicdansız olan insanlar var. Hava soğuk, yiyecek bulamıyorlar. Yani bunu belki biri de yapmış olabilir. Dün bir kedi sesi geliyordu. Biz balkonların altına baktık, bulamamıştık. Bugün bir komşumuz haber verdi. Baktık bu ses ona aitmiş. Ne olduğu belli değil. Yaklaşık 1,5-2 aylık bir yavru kedi. Yani... Ben ne söyleyemiştim. Çok acıyorum. Öyle içimiz sızlıyor. Sargı bezi aldım. Sargı değil. Tutacak yeri yok böyle. İçimiz sızlıyor. Yaz üzülüyoruz. Hayvanları çok seviyoruz biz zaten. Biraz arıza hafiflese iyice olmasak iyi olur. Ya böyle durumlarda da veterinerlerin biraz vicdanlı olması lazım. Gerçekten yani hep öyle değil ama çoğu gerçekten vicdansız davranıyorlar. Yani bir sadaka 1000 tane musibeti def edermiş. Herkes bunu böyle düşünse. Ya bizim kadar onların da dünyada yaşamaya hakkı var. Tosya'da bir hayvan barınağımız yok. Bu oldukça talep ediliyor ama maalesef bugüne kadar yapılamadı. Tabii ki yapılmalı. Biz nasıl bir cansa, Cenab-ı Allah onları da yarattı. Onların da yemeye, içmeye, barınmaya, ısınmaya ihtiyaçları var. Onlar kendileri karşılayamazlar ki bunları. İnsanlar bunu yapmaya zorunlu yani. Bunu sevap olsun diye değil. Zorunlu olduğumuz için yapmak zorundayız. İnsanlık budur. Belediyemiz bir hayvan barınağı yapsa çok iyi olacak. Seviniriz hepimiz de. Bu yavrum da böyle. Biz 2 tane kedimiz daha var. Kedileri, hayvanları çok seviyoruz. Elimizden geldiğince bütün hayvanları doyurmaya çalışıyoruz. Yani mama alıyoruz, dağıtıyoruz. Ama yani bu benim gücümü aşıyor çok fazla. Veterinerlerle insafsız biraz. Doğum yapamadı ve Kastamonu'ya götürdük. Bir tanesini Kastamonu'ya götürdük, doğum yaptırdık. 400 lira yaklaşık yani doğumu sezeryanı 1000 lira da ona harcadık. Yani birazcık herkesin azıcık bir vicdanı olsa yeter. Herkes birazcık destek olsa, her hayvanı bir kişi doyursa yeterli yani. İyi günler. Veterinerle görüşmek istiyorum. Veteriner hekimle mi görüşüyorum? Az önce bir tane sokak kedisi bulduk. Böyle yaklaşık 1,5-2 aylık kadar bir yavru kedi. Ön ayağı kırık, arka ayağı da ezilmiş, böyle parçalanmış. Yani çok feryat... Ben Bahçeli Evler'den arıyorum. Yani kedi feryat figan ediyor. Hiçbir şey de yemiyor. Yani ilgilenseniz, yani yardım etseniz bir... Çok acı çekiyor herhalde. Vereyim. 533. Tamam, teşekkür ederim. Ne zaman gelirsiniz? Tamam, bekliyorum. Teşekkürler. Çok feci ya. Dokundurmuyor. Kağının altına doğru parçalanmış. Çok feci durumda. İnşallah atmaz da yavrum. O kadar aşağılarda duruyor da şu gözleri kızarmıyor, çapaklanıyor mis gibi. Sağ ayağına ne olmuş öyle? Kopmuş. Onu keserler artık. Kağının altında da şöyle... Gördüm ya, burayı dikerler. Kastamonu'ya götüreceğiz dediler. Onun altında kalmış orada nasıl?
Nermin diyor da sesini duyar gibi onu bir daha da hiç mi yavlamadın? Kedi değil. Ama yani, ben size söyledim. Ne kadar aradım dolaştım dün. Ama dolaşmana gerek yok. Benim balkonun altında kedi var. Elektriği de aradım gece bütün balkonlar her tarafı. Dedim ya o balkon altında çöp kutularına ben baktım. Bütün konteynerler. Biri öldü de yere ne attım ya kedi yok. Aynı böyle ses çıkarıyor orada. Biri beslemeyi aldı herhalde. Aklımıza öyle geldi çoluk çocuk. Allah'ım seviyorum. Demek oraya sığınmış öyle ayağına benim ne oldu? Benim kızlarım kediyi çok seviyor. Sıcağı sıcağı. Bir tane siyah kedimiz var bizim zaten. İşte o biri doğum yapamadı öldü. İki tane yavruyu aldı doktor veteriner ama onunla da öldü anneler önce. Biz bu mahalledeki çoğu kediye bakmaya çalışıyoruz yani. Biz bunu hastaneye götürürüz, orada tedavisini yaparlar. Sonra? Sarplemek isterseniz oradan alabilirsiniz. Yani tekrar oraya siz bıraksanız olmuyor mu yani? Geri yani şimdi sizden önce biri alır, sahiplenirse yapacağım ya, hiçbir şey yok. Sahiplenirlerse sahiplensin yani. Tabii ki de orada bakılıyor, sahipleniyor hepsi. İyi olur. Sahiplenilsin yani. Tabii ki. Zaten bizim evde kedimiz var, bu böyle sokak kedisi. Hani ortada kalmak diye diyorum ben. Evet. Ortada bırakmazlar ya. Oradaki arkadaşlar, veteriner arkadaşlarım da çok iyi ilgileniyorlar. İnşallah sahiplenirler.